Herkese merhaba. Green Card başvuruları başlıyor. Maalesef pek çok insan henüz başvuru aşamasında yaptığı yanlışlıklardan dolayı eleniyor. Bu videoda en çok yapılan hatalar ve bunların doğru bir şekilde nasıl doldurulması gerektiğini ipuçlarıyla birlikte anlatacağım. Öncelikle çok basit gibi görülen ama çok önemli olan bir konuyla başlayayım. Başvurular sadece Amerika'nın resmi internet sitesinden yapılıyor. Tam da bu dönemlerde yani Green Card başvurularının başladığı dönemlerde bazı siteler ortaya çıkıyor. Bunlar insanların bilgilerini çalmaya yönelik dolandırıcı siteler. Başvurular sadece şu an ekrana bıraktığım resmi siteden yapılabiliyor. Bunun haricindeki sitelere itibar etmeyin. Başvuru esnasında elenme sebebi olan şeylerden bir tanesi de fotoğraf. Fotoğrafın nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir video yapmıştık. Bakmadıysanız ona bir göz atabilirsiniz. Burada yapılan en büyük hatalardan biri şu geçen sene de başvurmuş olan bazı arkadaşlar o dönemde kullandığı fotoğrafı kullanmak istiyorlar. Bu büyük bir hata. Çünkü sistemde istenilen 6 ay içerisinde çekilmiş olan bir fotoğraf olmalı. Eğer siz geçen yılki fotoğrafı bu yılda kullanayım bir şey olmaz derseniz hata edersiniz. Çünkü sistemde bu görülüyor. Bundan dolayı en baştan elenirsiniz. Bir başka konu da yapılan yanlışlıklardan dolayı kişinin ikinci kez başvuru yapması. Formu doldururken bazı ufak tefek yanlışlıklar yapabilirsiniz. Ama ben bunu yanlış yaptım, bundan dolayı tekrar başvurayım derseniz bu büyük bir hata oluyor. Formda yaptığınız bazı ufak yanlışlıkları sonradan düzeltme şansınız var. Bunu düzeltmek için ikinci kez başvurursanız baştan elenirsiniz. Bir başka yapılan hata da koşulları uymayan kişilerin green card'a başvuru yapması. İstenen birinci koşul lise mezuniyeti. Bunda pek bir sorun yok. Zaten lise mezunu olan kişiler başvuruyu kolaylıkla yapabiliyor. Bunda çok fazla karışıklık yaşanmıyor. Tamam. Asıl karışıklık yaşanan konu ikinci kısım. Yani bir meslek 5 yıl içerisinde 2 yıllık tecrübesi olmak konusu. Bu kafa karıştırıcı bir olay oluyor. Çünkü hangi mesleklerin buna uygun olup olmadığı konusunda insanlar kafa karışıklığı yaşıyor. Ben şu meslekteyim olur mu? Ben bu meslekte olur mu? diye bazen soruyorsunuz. Meslek uygunluğunuzu Amerika Çalışma Bakanlığı'nın resmi bir sitesi var. Oradan kontrol edebiliyorsunuz. O site üzerinden arama yaptığınızda kendi meslek grubunuza en yakın meslekleri görüp oradan mesleğinizin uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Buradaki uygunlukta SVP puanı dedikleri bir puanlama var. Onun 7 ve üzeri olması gerekiyor. Dediğim gibi bu siteye girdiğiniz zaman arama yerinden mesleğinizle ilgili SVP aralığını görebilirsiniz. Bu çok önemli çünkü burada uygun olmayan bazı meslek grubundan olan arkadaşlar başvuru yapıp kazandıkları zaman maalesef green card'ı alamıyorlar ve bu yüzden de pek çok kişinin önüne geçmiş oluyorlar. Bundan dolayı doğru bir şekilde kontrol etmenizi ve buna göre başvurmanızı öneriyorum. Ailede karı koca başvurarak birbirinin şansını arttırabilirler. Ayrıca 21 yaşının altındaki bütün çocukları da birlikte Amerika'ya getirebilirler. Ailede koşulları karşılayan kaç kişi varsa hepsi başvurabilir. Bunun dışında yine koşulları karşılayan Çocuklar varsa bunlar da başvurabilir ama bunlar anneyi babayı getiremez. Ancak kendi şanslarını arttırabilirler. Bazı genç arkadaşlar annem babam başvuruyor. Ben de başvursam bir sıkıntı olur mu diyorlar. Hayır hiçbir sıkıntı olmaz. Aksine bu sayede şansınız artıyor. Başvurmaktan çekinmeyin. Aile olmasına rağmen buraya tek başına gelmek isteyenlerin yaptığı bir hata var. O da benim ailemde hiç kimse buraya gelmek istemiyor deyip Sadece başvuruya kendini eklemesi. Eşiniz ve 21 yaşın altındaki bütün çocuklarınızı buraya gelmek istemeseler dahi başvuru formuna mutlaka eklemelisiniz. Green Card'ı kazandıktan sonra onları sürece dahil etmeyebilirsiniz. 21 yaş altı çocukların başvuruya eklenmesiyle ilgili yapılan hatalardan bir tanesi şu oluyor. Özellikle üvey çocuğu olan kişiler bu çocukları da buraya ekleyip eklememe konusunda hata yapıyorlar. Pek çoğu zaten bunlar evlatlık, üvey çocuklar deyip bunları forma yazmıyorlar. Şöyle söyleyeyim. 21 yaş altı çocuklardan kasıt bütün çocuklar yani sizin öz çocuklarınız, evlatlık almış olduğunuz çocuklar, üvey çocuklar dahil tümünü yazmanız gerekiyor. Bu çocuklar sizinle yaşasın, yaşamasın, velayeti sizde olsun olmasın her türlü yazılması gerekiyor. Bir başka mesele de e-mail ile ilgili. E-mail adresi olarak her zaman kullandığınız e-maili vermeniz gerekiyor. Yani sürekli kontrol ettiğiniz, kontrolünüz altında olan bir e-mail adresi. Biliyorsunuz biz pek çok yere bazen böyle uydurma e mail adresleri veririz. Sonra da unutur gideriz o e-mail adresini. Ama burada en önemli şeylerden bir tanesi kullandığınız e-mail. Bütün iletişiminizi e-mail üzerinden yapacaksınız. O neden sürekli aktif şekilde kullandığınız doğru bir e-mail adresini verin. E-maili doğru vermenizin bir başka önemi de şu, başvuru yaptığınızda size bir onay numarası verecekler. O onay numarasını kaybederseniz eğer tekrar almak için e-mailinizi kullanmanız gerekecek. Bundan dolayı da doğru e mail vermek önemli. Başvuru esnasında yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi de medeni durumla ilgili. Medeni durumunuzu yazarken şu anki durumunuzu yazmanız lazım. Bir ay sonra bile boşanma durumunuz varsa Burayı boşanmış olarak işaretlememeniz lazım. Evli olarak işaretlemelisiniz. Hani eşimden fiilen ayrıyım, benim boşanma durumum var, bir ay sonra mahkemem var, orada kesin olarak boşanacağım falan gibi bir durumunuz varsa bile evli olarak işaretlemelisiniz. Bu durumda dahi Eşinizi başvuru formuna yazmanız lazım. Yine yapılan en büyük hatalardan bir tanesi eğitim durumuyla ilgili oluyor. Eğitim durumuyla ilgili şu an hangi durumdaysanız onu yazmanız lazım. Mesela ben şu anda lise sondayım, Green Card sonuçları açıklandığında mezun olmuş olacağım. Yine de katılabilir miyim derseniz. Maalesef katılamıyorsunuz. Yine üniversitenin son sınıfında olan kişiler de üniversite mezunu olarak değil bu durumda lise mezunu olarak yazmak durumunda. Özellikle Green Card sonuçları açıklandığı dönemde tuzağa düşülen bir konu var. O da şu. Bazen sizi telefonla birileri arayıp Green Card'a başvurmuşsunuz, kazandınız deyip sizi kandırmaya çalışıyorlar. Bu tuzaklara düşmeyin. Çünkü Green Card'ı kazansanız dahi sizi hiç kimse aramayacak. Size postayla hiçbir şey yollanmayacak. Kazanıp kazanmadığınızı Sadece size verilen konfirmasyon yani onay numarasıyla kendiniz internet üzerinden öğrenebileceksiniz. O yüzden bu süreçte sizi herhangi biri ararsa inanmayın. Green Card başvuruları tamamen ücretsiz. Dediğimiz gibi sadece resmi siteden yapılabiliyor. Ama bazı danışmanlık firmaları da sizin adınıza Green Card başvurusu yapabiliyor. Ve yaptıkları iş karşılığında sizden belirli bir ücret istiyorlar. Her danışmanlık firması için bunu söylemiyorum ama Bazıları sizden daha yüksek fiyatları alabilmek için o konfirmasyon numarasını size vermiyorlar ve siz kazandıktan sonra konfirmasyon numarasını vermek için faiz ücretler isteyebiliyorlar. O yüzden ben başvurunuzu ücretsiz bir şekilde bireysel olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben Türk vatandaşı olarak yurt dışında yaşıyorum. Bulunduğum ülkeden başvuru yapabilir miyim? Evet, nerede olursanız olun hatta başvuruya uygun olmayan herhangi bir ülkede bile olsanız mesela Çin bunlardan biri mesela Çin'de yaşayan bir Türk vatandaşısınız oradan da başvurabilirsiniz. Green Card'a başvurmada yaş sınırı var mı? Böyle bir yaş sınırı yok. Lise mezunuysanız hangi yaşta olursanız olun başvurabilirsiniz. Alt sınır lise mezunu olmak. Üst sınır diye bir şey yok. Ben 60 yaşındayım gelebilir miyim diye soruyorsanız Tabii ki de gelebilirsiniz. Hatta bununla ilgili rahmetli Kemal amcamızın videosu var. Birlikte çektiğimiz o videoyu izlerseniz bunu da görürsünüz. Green card başvuruları sadece belirli dönemlerde yapılıyor. Bu genellikle Ekim-Kasım ayı arasında oluyor. Onun dışında ben sizin başvurunuzu hemen yapacağım diye söylerlerse buna inanmayın. Çünkü bu sizi kandırmaya yöneliktir. Şey, bu firmalar genellikle şunu yapıyor. Sizden parayı alıp başvuru zamanını bekliyorlar ve başvurunuzu yine o dönemde yapıyor. Bir başka konuda pasaport zorunluluğu var mı? Devam ediyor mu? Pasaport zorunluluğu kaldırıldı. Birkaç yıldır vardı böyle bir zorunluluk ama artık yok. Pasaportunuz olmadan Green Card'a başvurabileceksin. Kafa, kafa karıştıran konulardan bir tanesi de ben lise mezunuyum, eşim ilkokul mezunu. Kazanırsam onu da götürebilir miyim? Evet, götürebilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Burada başvuranın mezuniyet durumu önemli. Siz kazandıktan sonra eşiniz ne mezunu olursa olsun getirebilirsiniz. Bir diğer mesele de adresle ilgili. Hangi adresi vereceğinizi bazen bilemiyorsunuz. Yaşadığınız yer neresi ise o adresi vermelisiniz. Bu adrese herhangi bir şey gelmiyor. Mektup, zarf bir şey gelmiyor ama Sonraki süreçte işlerinizi bu adresten yürüteceğiniz için yaşadığınız yer neresiyse o adresi verin. Green Card sonuçları Mayıs ayında açıklanıyor. O yüzden size verilen konfirmasyon numarasını tutmanız önemli. Çünkü o konfirmasyon numarasıyla sonuçları kontrol edebiliyorsunuz. Bunu kaybettiğinizi düşünelim. Herhangi bir yere kaydetmediniz. Verdiğiniz mail adresiyle tekrar kontrol etme şansınız var. Ama yine de siz herhangi bir şey olma olasılığına karşı muhakkak konfirmasyon numarasını bir yerde saklayın. Green Card'a başvurmak tamamen ücretsiz demiştik. Ama bu tamamen her şeyin ücretsiz, masrafsız olduğu anlamına gelmiyor maalesef. Eğer Green Card'ı oldu da kazandınız, bunun farklı masrafları olacak. Daha uçağa binip Amerika'ya gitmeden bile bazı masrafları gözden çıkartmanız gerekiyor. Konsolosluğa gidiş geliş, Green Card mülakat ücreti ve sağlık ücretleri gibi şeyleri topladığınızda kişi başı aşağı yukarı 1000 dolar gibi bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor mesela 5 kişilik bir aile olduğunuzu düşünün. Bunu işte 5 çarpmanız gerek. Bu daha Amerika'ya adım atmadan ödeyeceğiniz masraflar. Bir de bunun uçak masrafları Amerika'ya geldikten sonra yapacağınız masrafları da koyduğunuz zaman ciddi bir meblağ tutacaktır. Gerçekten bu masrafların altından kalkabileceğinizi düşünüyorsanız Green Card'a başvurun. Aksi halde başkalarının hakkını yemiş olursunuz. Evet bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım kimse hata yapmadan başvurusunu tamamlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.